sarımsak koyacağız. 5-6 diş kadar. Ama mevsim eğer sarımsak, yeşil sarımsağınız varsa yeşil sarımsak koyarsanız tadı daha güzel. Bunu toplamak o kadar zordur ki derele, yani dağlara falan çıkması gerekiyor hanımların. Aynı zamanda bahçe kenarlarında kürüz dedikleri, hem aynı çit şeklinde de kullandıkları bitkilerin üzerinde sürgünleri var. Sürgünlerini toplayarak bu bitkiyi kullanıyorlar. Bunun içinde antioksidant denilen bir madde var. İnsanlara faydası var. Sindirim sistemini hızlandırıyor. Buzda o şey pembeleşti. Pembeleştikten sonra açık kapağı kapatarak buharıyla biraz gevşetiyoruz. Bol tereyağla sıvı yağ karıştırıyoruz. Soğanımızı doğrayıp ateşe koyuyoruz. Soğanımız kavrulup pembeleştikten sonra kırçanımızı ilave ediyoruz. Yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Kırçanımız hafif sarardıktan sonra içine kırmızı biber ve yeşil biber atıyoruz. Pişim noktasına geldiğimizde de tuzlayarak tadına tat katıyoruz. En sonunda tuzumuzu ilave edeceğiz ve yemeğimizi servise alacağız. Çarşambaya ziyarete gelen bütün misafirlerine mutlaka kırçan yemeği, kırçan kavurması mutlaka verilir. Kırçan sadece kavurma olarak değil, sirkeli turşu olarak da yapılır ve lezzetlidir.